Evet efendim, diyalektik gelir meydane, toplumsal bir mesaj vermek için aldım elime bir tane merdane. Ali Rıza'm Bey diye konuşurken nasıl da gülüyor kenarda Ferhunde. Efendim evet, Emret Kongar'ımız sizlere Tolstoy'un Merdane adlı şiirini açtı. Evet, hoş geldiniz Sayın Seda Hanım. Hoş bulduk. Ay canım hocam benim. Programın hayırlı olsun. Gel programa sevgili Seda dedin. Ay çıkıp çıkıp geldim. Çıkıp çıkıp geldim annem. Bak mayak dedim, oynadı mayak. Kuraklıyor mu annem o? Ay ben kıyamam ona. Evet. Efendim, kokulu tabii, kokulu öpüyorum tabii annem. Tabii şimdi onu. İşitsel düzlemde bazlama yaparken size bazı günümüzün toplumsal sakıncalarıyla ilgili bir takım süzgeçten geçirilmiş soruları yönetmek istiyorum. Yine efendim gelen birçok resmimizin arasından seçmiş olduğum fotoğraflardan bir tanesi. İnsanlarla yaşaya yaşaya insanlaşan tavuk Dimitri, ne var bir tek de ben olsaydım dedi. Ay canım kıyamam. Ay kimini ayol dert etti kendine. Ay canım benim. Kıyamam ben ona annem. Şimdi Allah seni inandırsın. Geçen gün benim de başıma böyle bir olay girdi. 1924 yılında bir süpermarketteyim Mike. Gözüm bir çikolatayı kesti. Tam o çikolatayı alacağım, bir tane ayı geldi elinle benim çikolatamın üstüne tuttu. Bırak diyorum, bırakmıyor. Bırak diyorum, bırakmıyor. Bırak diyorum, bırakmıyor. Orada da iki tane anahtar gördüm, ağzı açık 12-13 çantanın içerisine. Aldım onu, sivri olmayan yerine. Kafasına bunun eklendikçe Allah ekliyorum. Eklendikçe bırak diyor. Bırak diyor, bırakmıyor. Bırak diyor, bırakmıyor. Bırak diyor, bırak. Bırak. Bırakmıyor. Tabii şey. Efendim her zaman söylüyoruz. Eline sağlık canım evet, hocam. Kavga etmeden çözmek erdemdir efendim. Evet efendim, yine ilginç haberlerden bir tanesi. Buyurun Seda Hanım, siz okuyun. Bu kadarı da pes dedirtecek bir haber. Hayvanları da askere alan Afrika ülkesi tüm dünyada kınandı. Ay nasıl kıyıyorsunuz ayol? Nasıl kıyıyorsunuz? Ay ben onlara kurban olurum annem. Kurba ale, kurba ale. Le, hayra ale, hayra ale. Yazık ayol. Hani bırak diyorsun yani hocam he. Ayol haberle ilgili bir yorum yapsana. Efendim tabi yorumsal yargıçlardan kargar gay korkar ki korkar korkarlaşlaş teşlaş. Pardon, Tekoslovakya radyosu araya karıştı. Efendim tabi ki özellikle Trabzon'a gittim de geçen gün başıma bir şey geldi. Maraş'tayım o gün. Maraş'ta dururken arkadaşım bir tanesi elinde Maraş dondurmasıyla bana Maraş dondurması vermeye çalışıyor. Külah elimde. Bak. Dondurmayı koyuyor, tamam hocam çekiyor. Dondurmayı koyuyor, tamam bırak çekiyor. Bırak diyorum, bırakmıyor. Bırak diyorum, bırakmıyor. Bırak diyorum, bırakmıyor. Gözlüğü çıkardım. Yakın gözlüğümü taktım. Aldım arkadaşı, dondurma kazanını erittim. Arkadaşın ayaklarından kazana soktum. Daha sonra dondurmayı tekrar erittim, dondurucuya koydum. Ara sıra gittiğim zaman Maraş'a arkadaş ağzını yüzüne iki tane öyle vuruyorum, bırak diyor, bırakmıyorum. Evet. Sizin hayvanlarla aranız nasıl? Ha, ay hocam bir dakika. Bana bak. Bu kameralara ben şey verdim, filtre verdim. Nasıl çekiyorsunuz beni? Ne, bana bak. Mi? Yönetmenim, reji. Kızı ne yapıyorsun? He tamam annem. He. Güzel çekiyorsun. Tamam annem. Evet, Emret Kongar'ımda yine enteresan bir haber daha var Seda Hanım. Ona da neymiş anneciğim? Müsaadenizle, yüksek müsaadenizle. Tabii. Okuyayım efendim, babası arı, annesi köpek olan ilk resmi uçan köpek Jingjong, ya beni ormanda rahat bırakın, yalnız kalayım bari lo demiş. Ay var mısın o çiçeği koklamaya yar, o çiçekten bal yapmaya yar. Ay o çiçeği koklamaya yar, var mısın söyle. Mark. Nasıl oldu annem? Çok güzel oldu. Efendim Emret Kongar'ımda bugün yine ünlü hayvansever ve efendim bizi her zaman destekleyen Seda Hanım vardı. Son bir şey söylemek istiyorum buyurun hocam. Efendim, müsaadenizle. Buyurun. Eskiden biliyorsunuz sevgili seyircilerim, kervansaraylar vardı. Şimdi bir hayvan dostu olarak ben de hayvansaray yaptıracağım annem. İsim babası da sevgili Muammer Ketenci. Onu da buradan kokulu kokulu öpüyorum annem. Peki, teşekkür ediyorum Seda Hanım size. Programı rica kapatmak ediyorum durumundayım. Sevgili hocam. Çok memnun oldum. Buradan da kokulu kokulu öpüyorum bütün hayvanseverleri annem. Evet, çok teşekkür ediyoruz Seda Hanım'a programımıza geldiği için. Yavuz Seçkin'i elinde Bülent Ersoy ile görenler önce şoke oluyor. Are you ready? Pardon evladım, ne dedin? Konu sonra kahkahayı basıyor. Ay!
Başarılı komedyen yaklaşık 4000 dolara mal ettiği silikon kukla ile taklit hadisesine yeni bir boyut kazandırdı. Sayın divamız gelmiş, hoş gelmiş. Efendim sizler de hoş geldiniz dünya güzelleri. Aa, ay ne tatlı çocuksun sen, ay! 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 Buyurun evladım. Birebir benzetmiş kuklayı. İşte Ersoy ile kuklası yan yana. Neredeyse fark yok. Belki bir beni burada eksik olabilir. Bir şekilde efendim yaptık. Kuklası. Beni al. Beni al Bülent. Al kurtar beni bunun elinden. Ay. Öfkeliyken Bülent Ersoy'un yanına yanaşılmaz malumunuz. Mein Gott. La ilahe illallah Muhammeden Resulallah. Kuklası da en az onun kadar gergin. Evladım benim kafamı kızdırma ayol. Allah Allah, ben ne diyorsam o, tamam mı? Allah Allah, bismillah. Kostüm de pek fena, şıkır şıkır. Kostümlerim Itri Dede Efendi'nin bir özel dizaynı. Aynı zamanda Muammer Ketenpele Beyefendi'nin ve efendim Cemil İpekçi Beyefendi'nin katkılarını da tabii efendim Esi Umumiye'den arz-ı mahale geçmeyelim. Mini Bülent Ersoy süper kulübe olan hayranlığını dile getiriyor arada. Genelde tabii çıkmıyorum fazla kanala. Sizin efendim süper kulübe ayrı istisnai bir durum şu anda mevzu bahis. Ve o da büyü gibi ağdalı konuşuyor. Pop sanatçılarının seslerinde bir detonasyon, bir detonarme dediğimiz evladım sesin tam olarak oturmaması komik olmuş. Arasınlar beni efendim, nasıl notaya böyle tek tek bozulur, tek tek bozulur göstereyim evladım. Peki gerçek Bülent Ersoy ne der acaba? Eline sağlıktır herhalde. Sağ olun hanım, Allah razı olsun. Sağ olun canım benim. Hepiniz hoş geldiniz anam ekranlarınızın başına. Kurban olurum ben sizi verene vallahi canım benim. Sezen Aksu'dan sonra gözünüz kadın görsün anam. Onun için ben geldim vallahi. Bak boy desen boy, güzellik desen güzellik. Hangi kaset var şimdi anam? Aa, tatil kaseti mi? Ay ben bu sene tatil yapamadım maalesef. Hep iş, hep konser. Allah'ıma şükürler olsun ama bayramda bir tatil yapmak istiyor. Vallahi. Ben de nereye gitsem, ne yapsam acaba diye düşünüyordum. Şimdi biliyorsunuz Kırmızı Halı'da bayram için tatil alternatifleri göstereceklermiş. Bir izleyelim anam. Vallahi nereye gideceğimize tekrar bakalım. Hadi anam bir karar verelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Tamam mı anam? Ayrılmayın Kırmızı Halı'da. Ben buradayım. Sezen Aksu ile aramdaki sorunu sonunda açıkladım. Zaten az sonralarda da izliyorsunuz. Birazdan kaset gelecek ekrana. Teşekkür ediyorum anam. Sağ olun. Allah razı olsun. Biliyorsunuz Sezen Aksu ile ilgili olay yaratacak açıklamalarım birazdan yayınlayacak arkadaşlarım. Tekrar hatırlatayım diyorum. Ve Kırmızı Halı'nın geleneksel iftar yemeğini izleyecekmişiz. Efendim ben gidemedim konserlerim olduğu için. Gidemedim. Ya hep konser var. Bakalım sanatçı dostlarım iftarda neler yapmışlar, neler yemişler. Hep beraber bir izleyelim bakalım canım benim. Seda Sayan'la Levent Kırca bir araya gelince neler oldu neler? Oyunlarını göstersene. Şimdi Sıkı Durun ve Kahkaha Tufanı'nı hazırlanın. Seda Sayan, Kadıncıklar adlı müzikali izlemek için Levent Kırca Tiyatrosu'ndaydı. Oy canım benim. Seda Sayan, Kırca ve ekibinin sahnesi öncesinde kuliste ünlü komedyenle hasret gideriyor hocam. Bayan Seda. Aman efendim, aman efendim, ne şeref, ne şeref. Ünlü ikili arasında samimi bir diyalog başlamıştı. Ne yapıyorsun aşkım? İyiyim hayatım, sen nasılsın? Ardından ünlü komedyen sözü Seda Sayan'ın güzelliğine getirdi. Sen mükemmel, sen çok teşekkür ederim. Vallahi. Seda Sayan ben taze dolum deyince Levent Kırca espri patlatıverdi. Ben biraz tehlike teşkil ediyorum şu anda. Levent Kırca gördüğünden evlenir. Taze dolum. Seda Sayan bu, altta kalamaz de. Kırca'nın sözleri üzerine o da ünlü komedyenin de dul olduğunu hatırlattı. Bana dulluk yaramış, onun için geldim.
Tabii. O dolları taktı bu ara şimdi. Tabii. Levent Kırca, Sera Sayan'la ilgili esprilerine tam gaz devam ediyor hocam. Aklı başında, mazbut, Aseda'cım diyebilecek bir kocaya adama ihtiyacı var yani. O adam da benim. Tartışılır mı bu? Nereye sıkışalım o zaman? Yine biz sıkıştık zaten daha önce. Kaç defa sıkışacağız lan? Aşkın Nuri Yengi'ye Kadıncıklar adlı müzikalde başrollerden birini oynatan Kırca, acaba Sera Sayan'a tiyatrosunda rol vermeyi düşünür müydü? Keşke vakti olsa da oynatsak onu. Anlar mısın? Sen... Ustanın provaya emri olmuş. Sen estağfurullah, provaya gelemezsin bunun, bu içi boşu yok. Boşu yok, evleniyor, boşanıyor, evleniyor, boşanıyor. Nereden vakit bulacak? Ve ünlü ikilinin sohbeti diğer oyuncuların da olduğu başka bir odaya taşınıyor hoca. Tabii konu yine Sera Sayan'ın sürekli evlenip boşanmasıydı. Bir şey arıyor, bir şey bulsa... İnsan bir kere geliyor dünyaya. Bir şey arıyor, aradığını bulsa duracak. Evet. Ne arıyor abi? Bulamamış kadın, ne yapayım? Bu sırada Ayşen Guru da Sera Sayan'a az sonra başlayacak olan müzikali izleyip izlemeyeceğini sorunca Levent Kırca müthiş bir espri yaptı. Seyredecek misin? Tabii şimdi o. Aha tabii ya, seyredecek. Yok, evde arasında birinden evlenip... Çok sevdiğim arkadaşım, değerli kardeşim... Acun Ilıcalı'nın bize kazandırdığı bir yetenek. Alkışlar. Sefa Doğanay geliyor. Kurban olurum annem. Kurban olurum annem. Ya bu kadar, ya herkes taklidimi yaptı. Bir de ben bayılırım biliyorsunuz. Taklidim yapılsın, ne kadar eksajer edilirse umurumda değil. Mühim olan ben de gülüyor muyum, bitti. Ama Sefa başka bir şey. Ya, teşekkür ederim, çok sağ olun. Bugün yine sürprizler bekliyor bizi. Var var, güzel şeyler yapacağız. Peki, inşallah. Peki sen bugün çok önemli, artık başka bir kulvara girdin. Evet. Tam tekmil hazırsın. Stand-up'lar, gösteriler tabii, yapıyorsun tabii. Ve insanlar seni ayakta alkışlıyor. Ben şimdi bence çekileyim şuraya. Tamam, bir şeyler yapalım şöyle. Hadi alkışlar Sefa için. Şimdi Bülent Ersoy arkada biraz sinirli. İsterseniz onu bir çağıralım, gelsin bir. Böyle çok bunaldı, çok bekledi arkada. Makyajı falan da uzun sürmüş. Çağıralım mı Bülent Ersoy'u bir? Hadi çağıralım. Değerli misafirler, saygıdeğer konuklar. Efendim, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in gününde siz değerli halkımızla birlikte iştirak buyurduğumdan üzere çok mütehassas, çok mütehassıs, hatta çok müteahhit oldum efendim. Seda, ben geliyorum. Ay, bir tane adam şu arkada herhalde bayıldı. Ne oldu evladım, iyi misin? İyisin. Kıssız yabandı, çekti, çekilmez ki, çekti. Kıssız yabandı, çekti, çekilmez ki, çekti. Kim derdi güne, çekti, çile bül beni, çile, çile beni, beni, çile. Bir saniye, bir saniye, kes bakayım. Nereden çalıyorsun? He? R'den çalıyorsun. Ben sana kaç defa dedim si bemolün gerdaniye perdesinin ulu yergasında çalacaksın. Eko biraz derinlik. Tabii tabii. Yıldız da arkada bekliyor. Ha, ekoyu biraz kısalım şimdi. Canı sıkkın önünde. Ne yapalım Yıldız'a? Çağıralım mı Yıldız'ı? Çağıralım. Bence de gelsin, günah çok bekledi, kıyamam. Tamam, geldim o zaman. Sedacığım nasılsın hayatım? İyiyim annem, sen... Bizler deyiz hamdolsun, yuvarlanıp duruyoruz böyle. Gördüğün gibi bir deri bir kemik kaldım bir yani. Bir dön yüzünü görürsün, kurban olurum. Hadi. Bir deri bir kemik kaldım yani, çok zayıfladım bu ara, görüyorsunuz. Tabii öyle. Ondan sonra şarkılarımı seviyor musun benim? Siz? Canım benim. Hadi. Evet. Hadi. Hadi.
Kurban olurum. Ben nasıl çıkıyorum? Ben nasıl ben geliyorum? Bakın. 9-8. Hadi. Tamam. Dur ben şuradan kaybolayım. Hadi şuradan beri bir anons et sen. Beni hiç görme yönetmenim tamam. Ayşe. İsmail Bey bir anons edin. Ben de geleyim buradan lütfen, Seda gibi. Evet, anons hadi. Edin. Sayın misafirler, değerli konuklar. Şimdi huzurlarınızda Seda Sayan. Sefa sana. Peki, teşekkür ederim. Kimle neyin kavgasını yaptın? Neyi ne konuştun? Bir yaptın. 8 numarayı. Ne bileyim ben hani böyle bir delirdiğim zaman ne oluyorum? Böyle sinirlendiği zaman falan. Değil mi? Canım ablacığım benim. Kurban olurum ben sana. Annem. Ben annem diyorum. Seda abla annem diyorum ben. Annem gibi görüyorum çünkü onu. Oğlumdan küçük çok, o benim. Evet çok çok seviyorum kendisini de. Ben benim de için, seni. Benim için inanılmaz değerli insanlardan bir tanesidir Allah sevgili Seda olsun. Sayan. Her zaman desteğiyle, yüreğiyle her zaman arkamdadır. Ki zaten o Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı ve dolayısıyla hani bunları benim söylememe de gerek yok. O hep var, hep de olacak bizimle Allah inşallah. Allah razı olsun. Hadi devam. Ne yapalım? Acık ara verelim. Ara verelim. Peki, evet. Acık ara verelim. Acık biraz oturalım ondan sonra devam ederek. Otur bebeğim. Olur değil mi? Hadi bakalım. O kadar başarılı ki. Evet, hadi bakalım. Bana mı kızıyor şimdi burada? Ben var mıyım yoksa bir ortaya mı? Belli olmaz. Ha, peki. Yani çok... Hoş geldiniz değerli konuklar. Şeref verdiniz. Biz Survivor'da yılanlarla, akreplerle, iki ayaklı şeytanlarla mücadele vermiş insanlarız. Bakın, bir Nihat Doğan olmak, bir Nihat Doğan olarak dünyaya gelip Nihat Doğan olarak ömrünü tamamlamak herkese nasip olmaz. Bakın. Bakın bizim ismimiz Nihat Doğan. Yediğimiz pekmez gittiğimiz yer Antep. Duvarda resmimiz mahallemizde ismimiz vardır. Herkes ayağını denk alsın. Bu kadar basit. Ya Nihat Doğan yediğim soğandı. Allah aşkına bu şey. Sen Allah aşkına dedi. Benim ismim Nihat Doğan yediğim soğan. Bu da Mustafa Topaloğlu'ndan gelsin. Bir tanesinden bir tanesine, can tanesinden can tanesine. Ben sensiz yapamıyorum, gül tanesinden gül tanesine. Bir tanesinden bir tanesine, can tanesinden can tanesine. Ben sensiz yapamıyorum, gül tanesinden gül tanesine. Duy sesimi. Duydunuz mu sesimi?